hepsi kölelik üzerinde, kölelik sisteminde çalışan arkadaşlarımız. İş güvenceleri yoktu. 2015-17 Ekim itibariyle hepsi kadrolarını aldı. Bizim bölgemize ilk etapta 275 arkadaşımız başladı. Değerli arkadaşlar, mücadelemiz durdu mu? Hayır. Tekrar devam etti. Ve bunun akabinde ikinci grup dediğimiz arkadaşlarımızdan 3500 kadro görüşmeleri yapıldı. Ve bugün itibariyle birlikte 3500 kadro kesinleşmiş oldu. Bizim bölgemizde 229 arkadaşımız işbaşı yapacak. Bütün karayolları camiasına hayırlı olsun. Hayırlı olsun. 17 Ekim ve bugün itibariyle birlikte bizim bölgemizde 504 taşeron işçi arkadaşımız kadro almış oldu. Liste bizim elimize geldi. Bunu burada söylemek istedik biz. Pazartesinden sonra vekaletnameler ve diğer evraklar gelecek. Çalışmalarımızı yapacağız. Allah'ın izniyle 15 Temmuz tarihi itibariyle de karayolcu olacak. Değerli arkadaşlar, karayolları bu mücadelenin sonucunda bir dönüm noktasına gelmiştir. Biten bir teşkilat ayağa kalkıyor. 540 kişi olan sayımız 15 Temmuz tarihi itibariyle birlikte 1200'e yükseliyor. Biz artık işlerimizi geri alacağız, geri istiyoruz. Nasıl tarla mücadeleyi birlikte yapmışsak bundan sonra bakım onarım işini de inşallah bizler yapacağız. Bölge müdürümüz yanımızda. Bunun akabinde tabii ki bize düşen görevler var. Biz işimize sahip çıkacağız. İşimizi hakkıyla yapacağız. Ondan sonra isteyeceğiz. Değerli arkadaşlar, bizim nasıl sorumluluğumuz varsa Karayolları Genel Müdürlüğü'nün de var. Araç kiralama, iş makinesi aracı kiralama, araç kiralamanın maliyetine bakıp alınsa mı daha iyi olur, yoksa kiralansa mı daha iyi olur, onun maliyetini çıkarıp artık nasıl bizim araçlarımız turuncuya boyanmaya başladıysa graderlerimizin de iş makinelerimizin de artık turuncu renk olmasını istiyoruz. Artık bu mantalitenin değişmesini istiyoruz. Değerli arkadaşlar, İl Özel İdare ve Belediyelerinden bizlere yaklaşık 280 arkadaşımız geçti. Taşeron'dan 504 ve mevcut olan arkadaşlarımızla 1200 oldu sayımız. Teşkilatımıza baktığımız zaman şu anda öyle bariz bir sıkıntımız yok, şükürler olsun. Tarla mücadelede yaptığımız başarı için ben hepinize teşekkür ediyorum. Başta bölge müdürümüz olmak üzere hepinize teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Değerli arkadaşlarımız, sayımız arttıkça tabii sorunlar da artıyor. İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili sayın bölge müdürlerimizle yaptığımız görüşmede bize lazım olması gereken yelek, yağmurluk, maskaratlı ayakkabı, baret hepsi alınacak. Onun çalışması bölge müdürlüğümüz tarafından başlatıldı. Teşekkür ediyoruz. Fazla uzatmayacağım. Hepinize kazası çalışmalar diliyorum. Kadro olan arkadaşlara hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Ve ailelerinizle birlikte Ramazan bayramınız kutlu olsun, sağlıklı olsun, mutlu olsun. Bugün Tabakhane Camii'nde Mevlid-i Şerif okunacaktır değerli arkadaşlar. Karayolcu arkadaşlarımızın sağlığı, sıhhati, rahmetli olanlar için, iş kazasında engelli kalanlar için oraya da hepinizi bekliyoruz. Allah'a emanet olun, görüşmek üzere. Thank you.
Çekiyorum toprağım.